Rohan'la Montken'in askeri ve operasyonel dehası, Bismarck'ın real politik adı verilen siyaseti Prusya'yı hızlıca Avrupa'nın demir yumruğu haline getirecekti. Almanlar net bir şekilde galip olan taraftı. Alman birliğine giden ilk adım bu şekilde atılmış oldu. Sular çok hızlı ısınınca da Prusya ortadaki sebepleri bahane gösterip 14 Haziran 1866'da Avusturya'ya savaş ilan etti. Tüm savaşın kazananı görünüşe göre Prusya olacaktı. Zafer sonrası Kuzey Alman Federasyonu'nu kuran Bismarck'ın kan ve demir politikasının sıradaki hedefi, başını taşlara vurmakla meşgul olan Fransa olacaktı. Satranç. Prusya, 1866'daki 7 hafta savaşında Avusturya'yı yendikten sonra Alman birliğini kurma konusunda yolun yarısını geride bırakmış oldu. Sırada güneydeki Alman devletlerini birliğe dahil etme mücadelesi vardı. Bunun için Fransa ile savaşması gerektiğini bilen Başbakan Otto von Bismarck, ülkesi lehine siyasi denklemler kurmak için haritayı önünü açtı. Prusya'nın parlak zaferi karşısında afallayan 3. Napolyon ne yapacağını bilememekteydi. Kraliçe ve generaller, Prusya daha savaştayken Ren kıyılarına saldırmayı teklif etse de imparator savaşı istemedi. Bu tercihi belki de hayatının en büyük hatalarından birisi olacaktı. Prusya'nın zaferler kazanması ve güçlenmesi karşısında Fransa'daki muhalefet giderek artınca Napolyon bir şey yapması gerektiğini anlayıp Ağustos 1866'da Ren kıyısındaki toprakları istedi. Bismarck, gelen elçiye bir karış bile toprak vermeyeceğini söyleyerek teklifin yazılı yapılmasını istedi. Bu bir tuzaktı. Sinirlenen elçi Benedetti, Fransa'nın toprak talebini yazılı hale getirerek Berlin hükümetine sundu ve tuzağa düştü. Bismarck bu belgeyi hemen Rus çarına iletti. Çar, Fransa'nın talebi karşısında büyük bir tepki gösterdi. Takip eden günlerde Bismarck, Çar'a Kırım Savaşı sonrası imzalanan anlaşmayı yırtıp atmasını ve Karadeniz kıyılarındaki Rus harekatlarını destekleyeceğini söyledi. Duruma sevinen Çar da Prusya'nın Fransa'ya saldırması halinde Almanların yanında duracağını açıkladı. Böylelikle Rusya'yı tamamen destekçisi haline getiren Bismarck, parlak bir diplomatik zafer kazandı. Bununla da yetinmeyen başbakan, bir taşla birkaç kuş vurabileceğini biliyordu. Fransa'nın yazılı isteğini gizlice Paris gazetelerine yayınlatarak ortalığı tamamen karıştırdı. Fransa'nın Ren'e doğru yayılacağını duyan Güney Alman devletçikleri bir anda Prusya'ya yanaştı. Normalde bu devletçikler Katolik'ti ve bu yüzden Protestan olan Prusya'dan ziyade kendi mezheplerinden olan Fransa'ya daha yakın duruyorlardı. Ama Fransa'nın kötü niyeti ortaya çıkınca mecburen kuzeye meylettiler. Yine Bismarck'ın oyununa gelen Fransızlar iyice küplere bindi. Halk arasında ve mecliste ülke itibarının kurtarılması için bir şeyler yapılması gerekliliği konuşulurken Napolyon bu sefer Prusya ile masaya oturmaya karar verdi. Bu ittifakla Prusya, Main nehrine kadar hakim olacakken Fransa ise Lüksemburg ve Belçika'yı alacaktı. Prusya böyle bir anlaşmaya yanaşmayınca Fransa kendi bildiğini okudu. 1867 yılı başında Hollanda'dan Lüksemburg topraklarını satın aldı. Fakat burası Kuzey Alman Konfederasyonu'na bağlı olduğu için Berlin yönetimi işi uluslararası bir konferansa taşıdı. Konferansta Lüksemburg satışı geçersiz sayıldı ve bu ufak ülkeye bağımsızlık verildi. Paris hükümeti bu sonuçla beraber üçüncü kez Berlin hükümeti tarafından ters köşeye yatırılmaktaydı. Galya Boğası giderek sinirlenmekte, ortam iyice kızışmaktaydı. Tarafların orduları savaş için hazırlanırken siyasi arenada olaylar ard arda gelişti. Fransa ittifak için doğal olarak önce Prusya'dan tokadı yemiş olan Avusturya'ya gitti. Fakat anlaşma sağlayamadı. Avusturya, Königgrätz'te yenildikten sonra iç çalkantılarına yönelmişti. Yenilgi sonrası taleplerini arttıran Macarlar bağımsızlık istiyordu. Durumun vehametini gören Viyana yönetimi, sorunu çözmek için 1867 başında Macaristan'a bağımsızlık vererek ikili sisteme geçme kararı aldı. Böylece ortaya İmparator Franz Josef'in yönetiminde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu çıktı. Bu ülke hem Rusya'dan çekindiği hem de Prusya'ya saldırmak istemediği için Fransa ile ittifak kurmadı. İtalya seçeneği ise pek parlak bir fikir değildi. Çünkü İtalya ne kadar güçsüz olduğunu daha bir yıl önce göstermişti. İngilizler ise Belçika muhabbetinden dolayı sinirli olduğundan Fransa diplomatik yalnızlığından bir türlü kurtulamadı. Prusya cephesine bakacak olursak Bismarck lehine olan havayı korumayı başardı. Tek sıkıntı istediği Doğu bloğunu kuramamaktı. Onun isteği Prusya, Rusya ve Avusturya'yı aynı ittifaka dahil etmekti. Sorun, Avusturya ve Rusya'nın aralarının Balkanlar yüzünden bozuk olmasıydı.
Bu yüzden iki taraf aynı safta fiilen yer almak istemedi. Rusya, Avusturya'nın yerine ittifakta Fransa'yı görmek istiyordu. Ama elbette bunu da Berlin kabul etmedi. Rusya'nın asıl emeli Osmanlı'ya karşı kendisine bir müttefik bulmaktı. Bu yüzden Osmanlı konusunda Fransa'ya teklif götürdü. Paris hükümeti Sultan Abdülaziz ile araları iyi olduğu için Osmanlı'ya karşı yapılacak olan ittifaka girmedi. Sonuç olarak Bismarck istediği bloğu şimdilik kuramasa da Fransa'yı yalnızlığa itip herkesin Prusya lehine tarafsızlığını sağladı. Savaşı başlatacak olay Madrid'de patlak verdi. 1868 yılında İspanya Kraliçesi 2. Isabel tahtından edildikten sonra toplanan meclis meşrutiyeti ilan etti. Bu durumda tahta yeni birisini çıkartmak gerekliydi. Bismarck İspanyol meclisiyle gizlice temasa geçince, İspanyollar başlarına Hohenzollern hanedanının Katolik üyelerinden Prens Leopold'u istediler. Fransa ise İspanya'nın başına 1. Wilhelm'in bir akrabasının geçmesini elbette kabul edecek değildi. İspanya tahtı üzerindeki sürünceme 1870 yılına kadar devam etti. En nihayetinde Leopold tahta geçmeyi kabul etti. Bu haber Paris sokaklarında bomba etkisi yaptı. Nasıl olurdu da bir Alman prensi İspanya tahtına geçerdi? Gururları iyice incinen Fransızlar hem İspanya'yı hem de Prusya'yı savaşta tehdit edince eller kılıçların kabzalarına götürüldü. Bismarck istediğini almış ellerini ovuştururken Fransa ile problem istemeyen Kral Wilhelm, Leopold'a tahtı bırakmasını söyledi. Bu, Fransızların diplomatik zaferi anlamına geliyordu. Kendisinden habersiz gerçekleşen bu olayı işiten Bismarck, kralı kurduğu oyunu bozmakla suçlayıp istifa etmeye karar verdi. Bismarck, Berlin'de tüm emeğinin heba olduğuna yanarken tez canlı davranan Fransızlar zafer sarhoşluğuyla elçi Benedetti'yi Kral Wilhelm'in o sırada bulunduğu Ems'e yolladılar. Elçi, İspanya'daki taht işlerine karışmayacağına dair kraldan teminat istedi. Wilhelm bu teminatı veremeyeceğini söyleyip elçiyi yolladı ve durumu telgrafla Bismarck'a bildirdi. İstifa için gün sayan başbakan bu olayı oyununu tekrardan devreye sokmak için kullandı. Telgraftaki haberi manipüle edip 13 Temmuz'da gizlice Fransız gazetelerine yolladı. Ertesi gün gazetelerini açan Fransızlar hiddetle ayağa fırladı. Gazetede Prusya kralının Fransız elçisini huzurundan kovduğu yazmaktaydı. Paris halkı o sinirle sokaklara dökülüp Berlin'e, Berlin'e diye sloganlar atmaya başladı. Oyuna gelmek, aşağılanmak Fransızların artık onuruna dokunmuştu. Her şey bir anda çığ gibi büyüdü. Sinir ve heyecan sokaklardan meclise, oradan da saraya taşındı. İmparatoriçe Maria Eugenia kocasına dönüp tacını çamura düşürdüler şeklinde veryasınlar etti. Bu işi artık soğuk demirin ve barutun temizleyeceğine kanaat getiren imparator da 17 Temmuz 1870'te Prusya'ya savaş ilan etti. Bismarck istediğini elde etmiş, Galya boğasını sinirlendirip savaşı başlatmıştı. Artık Almanların ağzından Die Wacht am Rhein, Fransızların ağzından ise Le Marseillais'in sözleri dökülüyordu. Savaş. Taraflar daha savaş ilan edilmeden önce seferberliğe başlamıştı. General Moltke'nin başında bulunduğu Prusya Genelkurmayı seferberliği başarıyla gerçekleştirdi. Almanlar lojistik, iletişim ve ulaşım konusunda çok becerikli işler çıkardılar. Savaşın başında 500 bin civarı olan ordu 2 hafta içerisinde rezervlerle beraber 1 milyon 180 bin askere kadar çıkartıldı. Bu askerlerin yarım milyon kadarı savaş için Fransız sınırına yığıldı. Kuzey Konfederasyonu ve Güney Alman devletlerinin harp gücü 3 ana orduya bölündü. 2. ve 3. orduların başına bir önceki büyük savaştan hatırlayacağımız Hohenzollern prensleri getirildi. Fransa'nın seferberliği ise tam bir kaosa dönüştü. Fransızlar çok fazla iletişim kopukluğu yaşamış, demir yollarını verimli kullanamamış ve bunlara bağlı olarak da istediği asker kapasitesine ulaşamamıştı. Kendilerine çok güvenen Fransızların ordusu kağıt üstünde 400 bin kadardı. Hedef bunu 1 milyonun üzerine çıkarmaktı. Lakin 2 haftada ancak yerelde 200 bin kadar adam silahlandırılabilmişti. Bu, savaşın başında sayı avantajının bariz bir şekilde Almanlarda olacağı anlamına geliyordu. Cephedeki ordu 3 ana kısımda organize edildi. Bu 3 ana kısım sayıları artırılmış ama dengesiz kol orduların gücüne dayanmaktaydı. Metz merkezi kol orduların başında General Bazin, Strasbourg merkezli olan birliklerin başında General McMahon, Chalons'taki 6. kol ordunun başında ise General Canrobert vardı.
İşlerin aksadığını gören İmparator 3. Napolyon ise kısa süre sonra bizzat gelip fiili başkomutanlığı üzerine aldı. 30 Temmuz 1870'e gelindiğinde Moltke'nin sınıra yığdığı asker sayısı 462 bin iken Ren ordusunun mevcudu 240 bindi. Almanlar saldıracak, Fransızlar ise etkin bir şekilde direnip düşmanı topraklarına sokmamaya çalışacaktı. Ordu teçhizatlarına değinecek olursak, Almanların elinde daha önceden de sıklıkla dile getirdiğimiz, artık yavaş yavaş gücünü yitirmeye başlayan arkadan doldurmalı 1862 ve 1865 model Dreyse Needlegun vardı. Süvarilerin elinde ise ateşli silah olarak çoğunlukla Dreyse M1857 karabinalar mevcuttu. Bunların yanında yine arkadan dolum yapabilen 4 librelik Krupp C64 Sahra topları ile 6 librelik C67'lerle Alman orduları kuvvetlendirilmişti. Alman savaş topları karşı tarafınkinden oldukça üstündü. Fransızlar ise Dreyse'lerin daha önceki savaşlarda yaptıklarını gördükleri için hızlıca arkadan doldurmalı, iğne ateşleyicili ve kurmalı tüfeklere geçiş yapmayı başardı. Fransız piyadelerinin çoğu Chesspot model 1866'larla donatıldı. Bu tüfekler Dreyse'lerden hem menzil hem de etki olarak çok daha iyi olduğu gibi hız bakımından da onlardan bir tık öndeydi. Aslına bakılırsa Chesspotlar türlerinin en iyi silahlarıydı. Savaş topu olarak ise Fransızların elinde 1858, 59 ve 69 model Systemler Hitler mevcuttu. Bu önden doldurmalı silahlar pek çok özellik açısından Krupp'lardan daha güçsüz sahra toplarıydı. Rakiplerde olmayan 1866 model Reffier mitralyözler ise Fransızlara avantaj sağlayacak silahlar arasındaydı. 2 Ağustos günü Ren ordusuna bağlı 2. Fransız kolordusu Saarbrücken'i alarak savaşın ilk büyük adımını attı. Bu zafer Paris'te kutlanırken Almanların yanıtı çok hızlı geldi. Konfederasyon tarafında ilk ilerleyen 3. ordu oldu. 4 Ağustos'taki Wissembourg Muharebesi'nde galip gelen Prusyalılar rakiplerini geri atmayı başardı. Ertesi gün kuzeydeki 1. ordu Saarbrücken'e yürüyerek Fransızları şehirden çıkarıp güney kısımdaki tepelere kaçırmayı başardı. Ayın 6'sında her iki cephede göğüs göğüse muharebeye girişildi. Kuzeydeki Spieren Muharebesi'nde Prusyalılar ağır kayıplara rağmen 2. ordunun da desteğiyle durumu eşitledi. Muharebe sırasında Fransız chesspotlarının Dreyse'ler karşısındaki bariz üstünlüğü ortaya çıktı. Almanlar bu açığı kapatmak için Krupp toplarını üst üste ateşlediler. Savaşın en kritik noktalarından olan Spieren Muharebesi sonucunda Fransızlar tutukları tepelere bırakıp geri doğru çekildi. Güneyde ise o sıralarda Wörth Muharebesi yapılmaktaydı. Buradaki çarpışmanın da akıbeti diğeri gibi oldu. General McMahon'un ordusu harp gücünün %40'ını kaybederek çarpıcı bir yenilgi aldı ve çekildi. Bu iki yenilgi Fransızların dengesini allak bullak etti. 3. Napolyon derhal orduların iki ana merkezde tekrar toparlanmasını emretti. McMahon ve grubu Chalons'a çekilecek, geri kalan tüm birlikler Metz'te toplanacaktı. Almanlar ise düşmanının ne denli çaresizlik içerisinde olduğunu bilmiyordu. Çekilen kuvvetlerin Mozel Nehri boyunca savunma yapacağını düşündüler. Bu tahmine göre planlarını şöyle yaptılar. 1. Ordu General Bazin'i Metz'e, 3. Ordu McMahon'ı Chalons'a itecek, 2. Ordu da rakip orduların arasına girmek için nehri geçecekti. 14 Ağustos'ta güneydeki bazı tümenler Strasbourg'u kuşatmak için ana ekipten ayrılırken, kuzeyde 1. Ordu Fransızların daha nehri geçmemiş kuvvetlerine saldırdı. Gerçekleşen Borny Muharebesi ile Fransızların batıya çekilmeleri çok yavaşladı. Bu yavaşlama General Bazin'e sonradan çok pahalıya mal olacaktı. 15 Ağustos'ta nehri geçen Moltke, 2. Ordu'ya Metz-Verdun yolunu kesmesini söyledi. Anlaşıldığı kadarıyla rakip oraya çekilecekti. Gerçekten de General Bazin'in kafasında Verdun'a çekilmek vardı. Ama yürüyüş planlandığından çok ama çok yavaş oluyor, Fransız ordusu kaplumbağa hızında ve karmaşa içinde hareket ediyordu. 16 Ağustos'ta İmparator gerekli emirleri verip trenle Chalons'a geçti. O sırada Alman 3. Kolordusu Vionville köyünde Fransızlarla karşılaştı. Fransızlar düşmanın güneyden onlara yaklaştığından habersizdi. İşin garibi Prusyalılar da bu karşılaştıkları grubun Verdun'a çekilmekte olan Fransızların son birlikleri olduğunu düşündüler. Ama yanılmışlardı. Çünkü Fransa ordusu becerip de batıya hareket edememişti. 10. Prusya kolordusu da gelip sol tarafa yerleşince 30 bin Alman 90 bin Fransız'a karşı sonu belli sayılabilecek bir çatışmaya girdi. Vionville ve Rezonville arası adeta alev alev yanıyordu. General Bazin kendi 3 ve 4. kolordularını güneye kaydırıp sayıca az olan düşmanı anında ezebilirdi. Ama o bunun yerine mevzileri tutmayı tercih edince büyük fırsat kaçtı.
Akşama doğru gelen yardımlarla 95 bin kişiye ulaşan Alman kuvvetleri, kanlı muharebe sonrası durumu dengeledi. Ertesi gün Fransızlar kuzey-güney doğrultusunda bir savunma hattı kurmak için çekildiler. Montke ise 2. orduya 1. ordudan destek kuvvet sevk ederek Fransız ordusunu sarma emri verdi. 18 Ağustos iki ordu içinde savaşın kaderini belirleyecek gündü. 240 bin Alman askeri sırtını Paris'e dönmüş, 170 bin kadar Fransız'a saldırmak için bekliyordu. Avrupa tarihinin en epik muharebelerinden birisi saat sabah 8'de başladı ve aralıksız bir şekilde akşam 10'a kadar devam etti. Almanlar Chesbot ve ölüm makinesi mitralyözlerinin altında can verirken Fransızları en zorlayan şey kükreyen aslanlar yani kurup toplarıydı. Şair ve ressamların ilham kaynağı olan muharebe bittiğinde durum çok ağırdı. Prusya tarafı 20 bin gibi ağır bir kayıp verirken Fransızlar 12 bin adamlarını kaybettiler. Taktiksel bakımdan Fransızlar ayakta kalmayı başarmıştı. Ama Fransa'nın sahip olduğu en iyi orduyu Metz Kalesi'nde tuzağa düşürmek elbette büyük bir Prusya zaferiydi. Fransızların elinde denizcilerle ve acemilerle de takviye edilmiş Chalons ordusu kalmıştı. 3. Napolyon ve komutanları için karar vaktiydi. Alınan karar herkesin aklını karıştırdı. Eldeki birliklerin hepsi Sedan'a kaydırılacaktı. Böylelikle onlar, Almanların ilerleyiş rotasından çekilecekler ve Metz'teki orduya kuzeyden destek verebileceklerdi. Aynı zamanda böyle yaparlarsa Almanlar, Sedan ve Paris güçleri arasında sıkıştırılabilirdi. Tabii 3. Napolyon'un başkente dönmesi halinde çıkacak cumhuriyetçi isyanlar da bu planın oluşmasında etkili oldu. Fransızlar apar topar kuzeye giderken, Alman 3. ordusu ve 80 bin kişiyle yeni organize edilen Moise ordusu da Chalons'a doğru ilerlemekteydi. Napolyon'un yeni hamlesini duyan General Montke önce şaşırdı. Ardından ordularına kuzeye çark etmelerini söyledi. Almanlar Fransızlardan daha hızlı ve daha düzenli oldukları için bu kovalamacının asıl kaybedeni MacMahon'un ordusu oldu. 1001 zorlukla Sedan'a varan ordu, Ağustos sonunda Alman ordusu tarafından bir fare kapanına sıkıştırılırcasına dört bir yanından sarıldı. İmparator kuşatmayı kırmak için emir verince 1 Eylül'de ünlü Sedan Muharebesi başladı. Bismarck, Montke, Rohan üçlüsü bir tepeden muharebeyi izlerken, mesane sancısından yerinde duramayan Napolyon oradan oraya savruluyordu. Bu çarpışma Gravelot Muharebesi'nden çok daha farklıydı. Orada eşit sayılabilecek durum burada söz konusu bile değildi. Her şey Almanların lehineydi. 200 binden fazla Alman, 130 bin civarı Fransız'a karşı verdiği savaşı üstün bir başarıyla noktaladı. Bir sonraki gün doğumunda 2 Eylül'de 3. Napolyon kılıcını teslim etti ve 105 bin kadar askeriyle kendini düşmanın inisiyatifine bıraktı. Böylece Fransa İmparatorluğunu koruyacak kimse kalmadı. Bismarck hemen barış girişimlerinde bulundu. Ama Paris'te işler karışmıştı. Savaşın kaybedilmesi üzerine halk ayaklanmış, 3. Napolyon'a ağız dolusu küfürler savurmaktaydı. 4 Eylül'de General Trochu, Favre ve Gambetta kanlı bir darbeyle 3. Fransa Cumhuriyeti'ni ilan edip savaşa devam kararı aldılar. Dört bir tarafa haber yollayıp fedakar Fransız halkını silah altına çağırdılar. Uyuyan gücün yeni ilan edilen cumhuriyette uyanacağını anlayan Prusyalılar, Paris'i kuşatmak için pek çok kolorduyu batıya doğru yolladı. 19 Ekim'de halk için ıstırap dolu Paris kuşatması başladı. Ulusal Savunma Hükümeti, General Gambetta'yı bir balonla kuşatmanın ötesine yollayıp milislerden oluşan yeni ordulara liderlik etmesini istedi. 500 binden fazla insan ellerine kaptığı silahlarla kah düzenli olarak kah gerilla taktiğiyle savaşmaya başladı. Tüm Fransa'yı işgal edecek güçlerinin olmadığını bilen Prusyalı generaller derhal milis ordularının organize olduğu yerlere koşturarak muharebelere girişti. Savaşlarda pişmiş Almanlara karşı milisler her girdiği savaşı kaybetmelerine rağmen pes etmeyip mücadelelerine devam ettiler. Bazil ve Metz ordusunun Ekim sonu 140 bin adamıyla artık pes edip teslim olmasıyla Ulusal Savunma Hükümeti'nin morali bir hayli düşse de muharebeler 1871 yılı başına kadar devam etti. Fakat her geçen gün Fransızların coşkusu giderek azaldı. Bu savaş ve zafer Almanlar arasındaki biz algısını ve milliyetçiliğini daha da pekiştirdi. Prusya artık Alman birliğinde baskın rol üstleneceğini kanıtladı. 18 Ocak 1871'de Alman prensleri ve önde gelen generaller, Versailles Sarayı'nın Aynalar Galerisi'nde Kral Wilhelm'i itirazsız bir şekilde imparator ilan ettiler. Ortaya Avusturya'nın dışarıda bırakıldığı 25 devletten oluşan federal bir Alman imparatorluğu çıktı. 28 Ocak günü ulusal hükümet de artık daha fazla dayanamayıp barış teklifinde bulundu.
Ardından yapılan barış antlaşmasıyla adını sıkça duyduğumuz ve Almanların çoğunlukta olduğu Alsas-Lorraine yeni imparatorluğa dahil edildi. En nihayetinde defterler kapatıldı. Kılıçlar kınına sokuldu ve böylece Alman İmparatorluğu doğmuş oldu.